Maliyetler bu son zamanlarda çok arttı. Biz artık aracılar maliyetsiz, sıfır ile iş yapıyorduk. Çünkü diyelim girdiler, aldığımız ürünler bedava gibiydi. Ama bu son zamanlarda girdilerimiz çok bağlandı. Nakliye işlerimiz bağlandı. Diyelim ki bir kovan arı Artvin genelinde bu coğrafyada havaların iyi gittiği zaman 10 kilo, 15 kilo civarında bir bal, üst üste bal elde ederiz. Ama bu 10 kilo ve 15 kilo balın diyelim ki paraya verdiğimiz zaman ancak maliyetlerimizi karşılıyor. Bir kovan 2000 lira, bir çerçeve 30-40 bin lira, 40 lira. Nakliye işlerimiz var, çadır işimiz var, bunun kumanyası var. Diyelim ki ben bir arıcıyım, hep bir arıcıyım. Ben iki ev geçindiriyorum. Hem kendi çoluk çocuğumun evini geçindiriyorum, hem aralıkta baragamı geçindiriyorum. Çünkü maliyetler çok yüksek. Bu arıcıların girdilerine KDV'sini veya şeylerin kaldırılmasını istiyoruz. Bir de bizim en çok bizi bu son zamanlarda bu mazot bağlanmasıyla bizim aracılarımız gezgincilik artık yapamama noktasına geldi. Bakanlıktan şunu istiyoruz. Tabii bizim Merkez Birliği'nin birkaç girişimde bulundu. Aracıya %50 indirimli mazot tedarik etmesini rica ediyoruz. Yoksa aracılık yapmak zorlaşacak. Hem o büyüklerimiz hem bakanımız veya bizim abilerimiz şunu diyorlar hocalarımız. Arı varsa hayat var. Arı varsa meyve sebze var. Bunu gözüne önüne alarak aracılığa yardım etsinler. Tabii ki biz Artvin, Ardahan, Kafkas Sarısı gen merkeziyiz. Bu gen merkezi olmasıyla bizim aracılarımız mağdur oluyor. Bu mağduriyete katlanıyoruz. Çünkü bu ilk güzel bir ilkimiz var. Bu bölgede, bu doğada yaşıyor. Milyon yıldır buradadır. İlki bozulmama için elimizde gelen gayreti yapıyoruz. Bu sıkıntılı arılar varsa Tarım İl Müdürlüğü'ne müracaat edip İSAH amaçlı çalışmalarımız devam ediyor veya il dışına çıkarılıyor. Biz Türkiye'nin Kafkas Sarısı'nın gel merkeziyim. Artvin, Ardahan. Bizim bazı isteklerimiz var bakanlıktan. Biz koruma altındayız. Çevre diyelim çevrelenmiş, dışarı çıkamıyoruz. Hava bozuksa bal alamıyoruz. O sene balsız geçiyoruz. Bunun için bakanlıktan bize kovan desteğimiz var. Kovan desteğimiz Türkiye genelinde 60 lira. Adanalı da 60 lira alıyor. Artvin'i de 60 lira alıyor. Ama Adanalı diyelim ki Eskişehir'e gelip bal yoksa Kars'a gelebiliyor. Erzurum'a gelebiliyor ama biz Ardahan'dan başka bir yere gidemiyoruz. Bal olmadığı sene biz sıfır çekiyoruz. Onun için desteklerin diğer illerdeki desteklerden %50 daha üste bize destek olmasını istiyoruz. Şimdi önceki yıllarda daha ekonomimiz iyiydi. Dışarı rahat götürebiliyordu mesela. Bir araba tutsak o zaman 5 bin liraya götürüyorsa şimdi 50 bin lira oldu. Yani buradan bir aracı Ardahan'a gitse en az 50 bin lira. Gidiş 50 bin lira da dönüşe para verecek. Hani bu arıcılar için çok sıkıntı oldu. Bizi lise almada zorlatıyor. Kovan alırsan zorlanıyorsun. Pahalı. Her şey nereye varsan hepsi pahalı. Taşımacılık dersin aynı. İlaç alıyorsun. O para. Yani arıcılık öyle bir basit görünüyor ama basit bir şey değil. Çok masraflı. Gelirini götürüyor yani. Ona